Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Elif Kömürcü. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 24 Haziran haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ile 1 yıl aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 3 ve 4 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 5 adet ihraç ile devam etmekte. Ayrıca aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının bayram öncesi haftası gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinin benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Aktif Yatırım Bankası 192 ve 199 gün vadeli ihraçlarını %50 oranla sırasıyla 2 ve 3 milyar lira olarak tamamladı. Nurol Yatırım Bankası 175 gün vadeli ihracını %51 oranla 400 milyon lira, 200 gün vadeli ihracını ise %51,5 oranla 350 milyon lira olarak gerçekleştirdi. QNB Finans Bank 119 gün vadeli ihracını %51 oranla 946 milyon lira olarak tamamladı. Halk Bankası bayram öncesi hafta 84 gün vadeli ihracını %50 oranla 1 milyar 325 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki benzer vadeli ihracını aynı oranla 760 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 1 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Aktif Yatırım Bankası'nın yaklaşık 18 milyar 532 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 6 milyar 400 milyon lira, QNB Finans Bank'ın yaklaşık 2 milyar lira, Halk Bankası'nın ise yaklaşık 11 milyar 300 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 aylık vadede İş Factoring %51 oranla yaklaşık 839 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Yapı Kredi Yatırım, bayram öncesi hafta benzer vadeli ihracını %51 oranla yaklaşık 602 milyon lira olarak tamamlarken, bu haftaki iki ihracını da aynı oranlarla 1 milyar lira ve yaklaşık 840 milyon lira olarak tamamladı. 4, 6 ve 12 aylık vadelerde Creditwest Factoring değişken faiz oranıyla 60 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Deniz Factoring, bayram öncesi hafta benzer vadeli ihracını %51,5 oranla 300 milyon lira olarak tamamlarken, bu haftaki ihracını da aynı oranla 380 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Deniz Finansal Kiralama %51,5 oranla 275 milyon lira. Deniz Yatırım ise %51,5 oranla 172 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. QNB Finans Finansal Kiralama bayram öncesi hafta benzer vadeli ihracını %51,5 oranla 100 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını da aynı oranla 249 milyon lira olarak gerçekleştirdi. TEB Finansman ise %52 oranla 250 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 1 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde İş Factoring'in 1 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım'ın yaklaşık 4 milyar 400 milyon lira, Creditwest Factoring'in yaklaşık 199 milyon lira, Deniz Factoring'in yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 975 milyon lira, Deniz Yatırım'ın yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira, TEB Finansman'ın ise yaklaşık 594 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, Aztek Teknoloji Ürünleri %54 oranlı 154 gün vadeli ihracını 225 milyon lira, Ereğli Tekstil %55 oranlı 105 gün vadeli ihracını 270 milyon lira, Tiryaki Agro değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 400 milyon lira, TV8 Yayıncılık %58 oranlı 98 gün vadeli ihracını 230 milyon lira, Vestel Elektronik ise %52 oranlı 55 gün vadeli ihracını 500 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraç sonucunda 1 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Aztek Teknoloji Ürünleri'nin yaklaşık 483 milyon lira, Ereğli Tekstil'in 600 milyon lira, Tiryaki Agro'nun yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira, Vestel Elektronik'in ise yaklaşık 3 milyar 900 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka tarafında gerçekleşen ihraçların 3 ve 6 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini ve banka dışı finans kurumları tarafında vadelerin geçmiş haftalara paralel şekilde ağırlıklı olarak 3 ve 4 ay seviyesinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz.
Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 5 adet ihraç ile devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.